Onur Online fanları, sizin için geldim. Uğur abinin kadın destekçileri, sizin için geldim. Arda'nın 12 yaşında attığı ilk videodan beri takip eden o genç kardeşim, senin için geldim. Arkadaşlar, şu anda nereden, aynadan mı gözüküyor? Evet, aynadan gözüküyor. Araba sürerken siz asla arkanıza dönmeyin. Ben kırmızı ışıktayım diye döndüm. Şimdi üçlü rebuild izleyen Ahmet'le beraberiz. Merhaba. Bugün biliyoruz, biz bir kere söz vermiştik. Sözümüzü her zaman tutarız. Uğur abinin videosu bu ama ben açıyorum. Ahmet arkadaşlar inanılmaz bir üçlü rebuild izleyicisi. Birazdan göreceksiniz. Biz ufaktan konuştuk. Birazdan zaten Uğur abilerin yanında da konuşuruz. Ya Ahmet, çok şaşırdım. Helal olsun ya. Ne diyeyim ya? Artık bir şey de diyecek bir şey de bulamadım. Ben bayağıdır herhalde Uğur abi girdiğinden beri falan izliyorum. Biraz Uğur abi vesilesiyle başladım. Eski bir, yani kaçırdığım videoları da mesela kaçırmışım. Birkaç ay sınavlar falan yüzünden izleyememişim. O videoları da geri dönüp izledim. Ve son 10-15 haftadır artık istatistiklerini tutuyorum böyle. Seçilen oyuncuların kazanma yüzdesi, verim rakamları falan. Böyle bayağı detaylı aslında istatistikler verildi son geçtiğimiz haftalarla alakalı. İstatistiklerde böyle bazı oyuncular aslında çok değer verildiğini falan gösteriyor. Mesela hiç kazandırmadığı halde bazı oyuncular hala değer görüyor. Böyle garip şeyler de var aslında. Değil mi? Mesela kim? Bir tanesini söylesene. Zaten orada da söylersin. Mesela kim vardı? Mesela Mbappe birinci seçim olacak kadar aslında her zaman performans gösterdi. Evet, bak, her doğru. Zaman birinci seçim Mbappe alınıyor ama yok yani bir göremiyoruz, o farkı göstermiyor bize. Değil mi? Birinci seçmek avantaj diyoruz, Mbappe alıyoruz. Birinci seçen gerçekten kazanıyor mu bu oyunu? Çoğu zaman kazanmıyor aslında. Mesela doğru. En son videoda da Mbappe'yi, gerçi Mbappe'yi alıp geçen sefer kazandı nereden? En son videoda. Olabilir. Şu an yayınlanan en son videoda. Beni de dün Onur abi Instagram'dan aradı. Aradığında da 3'te 1 izliyordum tam. Evet, biz yan yanaydık o esnada burada. Evet. 5. dakikasındaydım. Video izlerken de bildirim gelmiyor. Haberim olmadı. 5. dakikasında böyle bir kalbime mi doğdu? Instagram'a gireyim dedim. Altı aldım videoyu. Kenardan devam ediyor. Instagram'a tıkladım. Bir baktım. Onur abi istek atmış. Ve? Ben kabul ettim. Kesin mesaj istediği vardır dedim. Mesajlara girdim. Bir baktım. Tekrar arıyorum. Açmıyor Onur abi. Dedim ki kesin dedim takipçilerle bir gün videosu benim ama şu an kaçırmış olabilirim. Beni aradılar ve çıkmadım. Böyle hemen acaba şey mi yaptılar diye düşündüm. Başkasına geçelim. Bu açmadı. Mevzu ne biliyor musun? 5-6 kişiyi seçtik, yorumlardan yazdık. İlk dedik cevap verenle çekeceğiz dedik videoyu ve 20-30 saniye ile ilk cevap sen verdin. Senden 20-30 saniye sonra başkası da yazdı, biliyor musun? Gerçekten. Yani 30 saniye geç yazsan farklı olacaktı. Öyle söyleyeyim sana. Vay be. Yani İnanılmaz olay ya. 3'lü Rebuild'in işte bana kazandırdıkları 3'lü Rebuild izlemiyor olsam o an belki de şey yapamayacaktım. Belki Instagram falan bakmayacaktım. Aynen, bakmayacaktım. Ders çalışmayı falan düşünüyordum. Ertesi gün sınav, bugün sabah da sınavdan geldim. Ertesi gün sınavım var falan diye düşünüyorum. Yine de 3 Rebuild'e dayanamam. Bir 3 Rebuild izleyeyim sonra çalışırım dedim. Yok bak işte, helal olsun. O ara... Adam sınavı varken 3 Rebuild izliyor, işte bu. Herkesten bu performansı bekliyoruz. Arkadaşlar sınavınıza sonra çalışırsınız 3 Rebuild izleyin. Böyle kötü tavsiye ederim uyumayın arkadaşlar. Önce sınavınıza çalışın. Uğur abi olsa böyle derdi. Değil mi? Uğur arkadaşlar abi, böyle kötü tavsiyelere inanmayın. Önce sınavınıza çalışın sonra 3 Rebuild izlersiniz. 3 Rebuild kaçmıyor. Evet, doğru. Derdi. Evet tabii. Ben şakasına dedim. Yani önce işinizi halledin. 3 Rebuild zaten 1 saat falan. İstediğiniz zaman gece yatmanızı izleyebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler. Şimdi Uğur abilerin yanına geçiyoruz. Nasılsınız? İyiyim abi. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şey değil mi? İşte kral takipçimiz burada. Bu arada bir bilgilendirme yapmam lazım. Katılım çok oldu ama şartlara uyanlar az oldu. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oldu? Biz o katılım şartlarına dedik ki oturduğunuz yeri, yaşınızı ve Instagram adresinizi yazın. Ama Instagram adresini 400-500 kişiden sadece 10 kişi yazmış. O yüzden de lütfen yanlış anlamayın, katılım şartınız değerlendirmemiz ama bu kardeşim isim neydi? Ahmet. Ahmet'in benim bugün bizimle beraber. Ahmet'le beraber bugün coşuyoruz. Ahmet'i kareye götürüyoruz. Her zamanki gibi Uğur, abi adam karakterine ödün vermiyor. Her zamanki gibi yine geç kaldı. Yaklaşık yarım saattir Uğur'un uyanmasını, duş almasını, her şeyini bekliyoruz. Cilt bakımını, Uğur çünkü çok bakımlı bir erkek gibi orada. Uğur Karakalıkçı, TikTok Uğur Karakalıkçı. Ondaki, aha geliyor, vallahi geliyor. Vallahi geliyor, uyuyakaldı geliyor. Takipçi beni almaya gelmiş. Normalde takipçi alınması lazım. Takipçi burada oluyor. Takipçi beni gezdiriyormuş kendi kendine. Ben Arda'nın geç kalmasını bekliyordum. Yani, 45 dakika erken geldi. Biz Uğur abiyi almaya geldik. Bugün çalışmış, vallahi.
Adı çıktı adamın. Aslında yanlış çıktı çünkü ben yani normalde geç kalırım. Ama güzel sürprizlerim var. Belki uyumadı, belki geç kaldı. Daha doğrusu geç kalmadım da beni almaya geldiler. Telafi eder gibi ama, geliyor buraya. Ama telafi edeceğiz çünkü önce karşıya gidiyoruz. Bir sürprizim var. Ondan sonra tekrar buraya döneceğiz. Burada da enteresan planlarım var. Ahmet'in de bize sürprizi var mı? Çok merakla bekliyoruz. Acaba Ahmet bizi nereye götürecek? Acaba hangi hangi dakikalar yaşayacağız Ahmet'le? Ama tabii ki Ahmet'in bu sefer sevdiğimiz bir insan var. Seni anlıyorum, sapıksın ama biz o işlere giremeyiz. Kokulu öpücük. Evet, Ahmet'le birlikteyiz. Ahmet'cim hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. İyi ki geldin. Biz de çok sevdik seni. Sen bayağı sıkı takipçisin galiba. Evet, yani kaçırdığım zaten video yok. Paylaşıldan ana sayfama düşer, direkt tıklarım. Çok iyi. Adem sağ olsun arada. Peki. Tıklamayı seviyorsun. Ben tıklamayı beğenmeyi, parmak atmayı, parmak atmayı özellikle çok severim. Onur Altınay videolarında özellikle parmak atarım. Benim videolarım özellikle. Bu adamın rebirt çekmemesi hakkında ne düşünüyorsun? Kendi kendine. Sadece şu rebirtlerde. Evet, ekstra video bekliyoruz. Böyle. Online. Ekstra videolar gelecek. Sürekli hayatımızda problemler oluyor. Anasını alır. Sen de ekstra video çek. Mesela anasıyla ayrı dert, başkasıyla ayrı dert falan uğraştığım için ama halledeceğim. Ama çekmesi lazım. Çekiyorum. Her gün 50 bin abone sen de alabilirsin nereden gibi. Yapıyorum. 50 bin ne olur? Sen bu adama hakaret mi veriyorsun? Bu adam günde 760 bin kişi abone oluyor. Şu an 17 milyon abonesi var. Peki soru geliyor. Düşün evitlerde kimi tutuyorsunuz? Mr. Arden. Ya bu Onur'un... Aaa! Son anda evet, ters köşe yaptı. Son anda... Aaa! Aaa! Hayır! Bak. Ben Mr. Beast'e gönderme yapıp Mr. Arden dedim. 17 milyon abone falan. Evet, orada aşağı... Valla göndermedim ben. Bildiğin yalancı bu çocuk. Ben bu çocuk sonra... yalancı. Hayır, girişte değilim. Bakabilirsiniz. Hayır, hayır değilim. Hayır, giriş videosunda Onur'u tutuyorum. Yok şey yaptım. Mr. Arden ayrı bir şey için dedim. Yoksa... Ben hariç herkes tutuyor. Ben de bunu anlarım. Yoksa arkadan gelmeyi severim. Onur Online 34. Aa kendi kanalımda yabancı düştüm ya. Arkadan gelmeyi sevmem. Yaban ellerde. Bu arada. Ahmet mi olur arkadan geliriz. Şimdi Reboot'tan bahsedersek de Maestro bu Uğur abidir. Yani en iyi seçimleri yapıp. Tam bir eyyamcı. Net. Tam bir eyyamcı. Sıvacı. Sıvacı. Net sıvacı. Hiç alakası yok. Ben hakkını, herkese hakkını veririm. Arden mesela büyük şanslı adam. Çok şanslı. Acayip şanslı. Doğru tamam şu an gönlümü. Şanslı dibine vuruyor Arden sağ olsun. Yani ne seçerse seçsin bir anda kötü takımla... Ama fısıldıyorum. Abraham kullanan fısıldıyorum. Peki benim... Abrahamlara fısıldayan adam. Benim 10 galibiyetle gelip üşünü yasaklanması. Evet abi bu adam şey vardır ya NBA'de mesela şöyle bir şey vardır. İşte atıyorum Michael Jackson. Michael Jackson. Bundan çıkalım. Michael Jackson. Ya. Michael Jordan böyle moonwalk yapıyor. Hayır. Bakın heyecandan. Sporun kurallarını değiştirmiş insanlar vardır. Aynı onlar gibi. Mesela Kerim Abdülcabbar. Mesela. Onun gibi. Bu doğru bir teşkil. Düştürebildiğin kurallarını değiştirmiş bir adam. Onur Online 34. Doğru. Yani kolay bir şey değil. Yeni kural getirdiler sırf bu adamı engellemek için. Oğlum engelli biz de ya, başarılı olduk. Biz de başarılı olduk. Bu çılgın çıktı. Şöyle diyorum. Yani. Yoksa biz de Arif 17'de 15 galibiyet mi? Ne yaptısa 15 galibiyet 2 beraberlik aldı 3'le. Biraz iyiydi. Yine evde. Onun dışında belki buraya kadar gelmişken 3'le bit izleyicilerinin de sesi olarak birkaç tane format önerisinde bulmak istiyorum. Beni sevmedin ya. Şimdi bildiğiniz gibi şimdiye kadar... Ya. O zamanın hayırlısı konuşulmuyor ki. Bana bir pop hareketi yapar mısın? Şey, dans hareketi, pop hareketi yapıyorlar ya. Evet, Onur arkadaşımız, 3 A'dan Onur arkadaşımız performansını sergiledi. Teşekkürler, 3 A'dan Onur. Teşekkür ederim, 455 doldu. Evet, devam et kardeşim. Hangi format önereceğim bize? Beni sevmedin ya. Belimi saramadın ya. 4'e geçtim şu an, 4 B'den Onur. Şube de demişti. A'dan B'ye. Bu arada bu şaka değil. Ben buna benzer bir şey birinci sınıfta yapmıştım. Var mı videosu? Var mı? Yok. Çok çabuk yetkisim. Biz yaşlı olduğumuz için. 93'tü sene. 1993'te Tayfun vardı hatırlıyor musun? Hadi iyisin. İyisin. Sen de şimdi bilirsin. Sen de bilirsin. Ben bunu...
Kayağını kızıyla vermiştim arada. Bizim sıraya girmişti birinci sınıftan. Bize ne alakası böyle etkinlik mi olur? Daha yeni gelmişiz. İlk gün mü ne? Ben de resmen şey gibi. Sırayla böyle sırayla geliyoruz. Millet şiir bir okuyor falan. Ben de Tayfun'dan hadi yiyeyim. Hadi yiyeyim. Hadi yiyeyim. Sen yine birinci sınıfta yapmışsın. Biz beşinci sınıfta şey söylemiştik. Sweet dreams are made of this. Onu söyledim. Sana izledim. Söylüyoruz da mal gibi. Ahmet sen hiç söyledin mi? Sen söylemişsindir. Yok ben şarkıya karşıyım da. Ne? Dördüncü sınıfta şarkıya karşı insanlar hepsi neydi? Hadisenin of şey şarkısı. Hadisenin geçen abi. Stilimi yap. Stilimi yap. Sıfır beden. Tek tek. Düm tek tek. Eurovision harfleri. Düm tek tek. Ne müziklerin ne? Şarkı söyleyeceksen söyleyeyim abi. Evet. Önemli oldu. Normalde beni sevmemedin ya. Beni saramadın ya. O zaman öneri falan vermiyor. Yok yok güzel ödemesi var ben. Bana fısıldadı. Güzel ödeme. Unuttu formatı. Artık ben söyledim gerçekten. Ben söyleyeyim. Diyor ki normalde hani şeyi yasaklıyorsunuz ya. Mesela 3 bir takımdan en fazla 2 oyuncu olabiliyor ya bir kişi. Öyle değil diyor, toplam kontenjan yapın. Çok iyiymiş evet o. Bir takımdan iki kişi alınabilsin ama kim alırsa alsın. İki kişi alınca bitiyor. Aa çok iyi. Muazzam sen, fikir. Valla şimdi bu kadar sen alırsın. Haktansın. Beni sen amadın ya. Şimdi bu sefer şey kutlama rahatsız. Evet. Orada çok iyi fikir. İnanılmaz iyi fikir yapacağız. Bunu benim kanalda yapacağız. Ülkeler içinde genişletilebilir. Belki 3 olmaz da 5 mesela. Aynı ülkeden 5 kişi alınında ülke kapanıyor. Hani mesela biz şey yapıyoruz ya. Ben tutarım ya size bırakmam. Mesela sen Liverpool'a yazıyorsun, oluyor. Oha diyor Liverpool bana kaldı. Buna tam tersi. Önce alacaksın kalmayacaksın. Evet aynen. Tam tersi. Bu bir kapışma. Bu arada Uğur abiye verdim. Aynen kapışma, kapışacağız. Yağmar Evil bulmadı. Yağmalama ismi de buldu. İsimler benden çıkıyor zaten. Yağmacılarda inecek var. Yağmar Evil. Güzel Yağmar Evil. Ama ya ikili mi? Yağma. Yağmar Evil. İki alem. Yağmar Evil. Evet. Bana arada krizleri geliyor. Böyle ilacını almadığı günlerde genelde böyle. Bir de biz Almanya'dan bir hafta izine getirdik. Şu an dördüncü günü mü? Dördüncü, beşinci günü. Beşinci günü ilacını almadı. Beş gün oldu. Biraz kesin etkileri geçin azaldı. Son iki gün biraz zor geçecek bizim için. Aynen. Sonra Mannheim'daki fasilitesine kapatılacak. Fasilite Kraken Ağız'a kapatacaklar bunu. Kraken Ağız. Doğru değil mi? Kraken Ağız hatta. Aynen. Kraken Ağız'a kapatacağız. O yüzden zaman zaman böyle krizleri geliyor, atakları geliyor, kusura bakmayın. Bu arada şunları da damgalamak istiyorum. Gerçekten bu adam chartlarda şanssız. Şanssız, bu adam şanssız. Vallahi şanssızım. Bak, sen şey izledin mi? Gittim uyumaya gittim ben bir yere. 10 dakika falan gelmedim, oradan duyuyorum. Abi sıra sende. Ege orayı bildi kim kazandı? Sen kazandın. Hayır lan. Evet. Ben hatırlamıyorum oğlum. O kazandı hatta dedik ki lan. Orayı bildi kazandı. Ben hatırlamıyorum oğlum. Ben de mi uyudum, ne yaptım ben? Hayır hayır, senle biz full çektik. Orayı bildi. Sen hatta ilk en iyi kadro sendeydi, o kazandı. Aa ben saçma zaman bir kadroyu bayağı kötü oldu. Evet. Ben Onur Online'ı biraz destekliyordum. O videoyu kazanınca fanı oldum. Onur Online 34 fanı oldum. Hatta o videoda Haaland'la Lewandowski'yi aldım. Haaland. Haaland. Oğlum bir tane vardı saçma sapan bizim artıklarımız da şampiyon. Evet o işte o. Jota Felix falan. Evet. Uyduruk muydu? Felix'i de çaldı gelmiş senden. O başka bir video. O başka bir video. Tamam. Şu o kadar adamın o kadar vukuatı var ki hangisi olur birbirine giriyor. Şunu ama bir tane artıklarımızla. Evet aldığı 3-5-2 var. 3-5-2 oynatıp almıştı. O işte Haaland'la Lewandowski'yi aldı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağıdır hile yapmıyorum. Biz Mbappe falan almıştık. Bayağıdır hile yapmıyorum. Acayip böyle şeyim var. Evet. Video çekip hile yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım yani. Çünkü yan yanarken yapamadım. Yan yanarken etkileyemedim. İnternetten etkileyebiliyorum ama burada yapamadım yani. Çünkü ulaşabiliyor. Uğur her dakika bir yerimi sıkabilir. Yapamadım. Ama eve gideceğim çabuk. Yeni hileler düşünüyorum şu anda. O zaman güzel bir sohbet oldu ama sürprizlerimiz bitmedi. Sizlere bir sürprizimiz var bu kez. Ahmet'le birlikte gideceğiz. Bir yere gideceğim ve orada videoyu Arden'e teslim edeceğim. Şimdi yola çıkıyoruz. Haydi bakalım. Ahmet sen nerede okuyordun kardeşim? Ben Koç Üniversitesi'nde bilgisayar ve endüstri mühendisliği çift anadal öğrencisiyim. Koç Üniversitesi. Bir tahminde bulunmak istiyorum. Şu an sonra da %100 bursusu gibi hissettim. Abi valla tek atıyorsun tek. Tek bana dön. Ya boş. Hasan Can Kaya bursları
Hasan'cığım benden öğrenmen lazım. Ben böyle bursları daha iyi bilirim. Şimdi Ahmet'i aldık. Uğur'un arabasındayız. Az önce sordu çocuğu. Ya dur ya, ne yapıyorsun? 50 burslu musun değil mi dedi. Dedi ki %100 abi dedi. Bir şekil yapacaktık, onu da bozdun ya. Bomboş şekiller yapıyorsun. Şimdi yani bunu bilmesi kilit. Kaç burslu olduğunu. Kanka şekil yapacaktık. Doğru, Hasan Can'la yapıyor. Şekili bozdum. Vallahi şekili bozdum. Sen Hasan Can ama tersten. Aynen. Şimdi Uğur'un şoförlüğünde Hasan beraber. Hasan Can'a da selamlar bu arada. Karşıya gidiyoruz. Karşıda Uğur bize çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Oraya gidiyoruz. Ahmet'le beraber bakalım neler yapacağız. Şimdi ben buraya şanslı takipçi olarak geldim. Tamam. Ama kimin adına geldim? Onur Online fanları. Sizin için geldim. Bak! Bak! Uğur abinin kadın destekçileri. Sizin için geldim. Arda'nın 12 yaşında attığı ilk videodan beri takip eden o genç kardeşim. Senin için geldim. Peki Arda'nın o şey pizzacıyı arayıp böyle yalanla şey yaptığı videoyu izledin mi? Gerçi onu Arda'nın kapatmıştı ama olsun. Arda'nın kapattı. Kapattım peki, ya. Peki 8, peki bu videoya... 8 dakika geç kaldığında neler hissettim bana anlatır mısın? Şimdi şöyle, biz Ahmet'e yazdık. Aynı anda 3 kişiye yazdık. Hani hangisi önce dönerse diye. Ahmet bize 8 dakika geç döndü. O sırada stresler yapmış, video hazırlamış. Geç mi kaldım, ne yaptım, ne ettim? Biz de o sırada bizim halı saha videolarımız olacak bu arada. Onları da kaçırmayın. Halı saha çıkışı artık son işlerimizi yapıyorduk. Sonra Ahmet'ten mesaj geldi. İlk Ahmet geri dönüş yaptı bize. Ne hissettin o 8 dakikalık kayıp sürede? Abi şimdi şöyle oldu. Bana 42 içe yazmışsınız. Kaçı 42 içe hatırlamıyorum. Ama kim yazmış? Onur Online. Her zaman. Kim seçti? Onur Online. Ne Onur Online'ı ya? Ben seçtim. Ben seçtim derken şöyle oldu. Yaz falan dinledim ben. Ben değerlendirdim. Onur benim sekreterliğimi yaptı. Bununla ilgili zaten video da attım, heyecanımla alakalı. Ahmet'im o videoyu sen Instagram'dan mı attın? Çektin mi attın? Instagram'dan attım. He, onu bir daha atma şansı yok değil mi bize? Daha keşke atabilsem. Onu koyardık. Ama şimdi burada ifade edeyim. 3 lira bit izliyorum. En son attıkları video. Çark çeviriyorlar. Bir 8 dakikada bir videoyu başlattığım an falan atmışlar. Videoda da bildirim gelmiyor. 8. dakikada bak, bir ilham geldi. Adam üşürebildi izlerken biz arıyoruz onu. Bir ilham geldi 8. dakikada. Dedim bir Instagram'a gireyim. Bir girdim. Onur abi istek atmış. Dedim kesin mesaj vardır. Mesaj kutuma böyle bir girdim. 8 dakika önce yazmış, aramış. Geri arıyorum, açmıyor. Yazıyorum, ediyorum, bir daha arıyorum. Yok, açmıyor adam. Bir daha yazıyorum. Bir video 1 saat 10 dakika falan. Sen onu düz izleyeyim desen muhtemelen yetişemeyecektin. Tabii. Böyle arada bir ilham geldi. 3 lira bildi ilhamı. Dedim ki Onur abi bana yazdı. Muhtemelen telepatik yollardan da iletişim kurdum. Ahmet biz 3 kişi vardı. 3'üne de aradık. Hatta en son aradığımız sendin galiba ama ilk dönüş yapan sen oldun. Yani abi beni aramışsınız falan diye ilk dönüş yapan sen oldun. Diğer kardeşlerimize de buradan mesaj attık. Onları da söyleyelim. Hani kusura bakmayın başkası şey oldu, ilk dönüş yaptı diye. Ona bilgisini verelim. Dediğine göre Arda'nın 40 saniyeyle falan. Doğru. Yakalamışım. Ucu İşte 3 lira bilt izlemenin sabahları aç karnına 3 lira bilt izlemenin faydaları arkadaşlar. Peki benim şanslı olduğumu düşünüyor musun? Senin şanslı olduğunu düşünmüyorum abi. Bence maestro gibi seçimler yapıyorsun. Cidden analiz yapıyorum ben. Elimde istatistikleri var 3 lira bildin. Kazanma oranları, seçilme oranları. Sende çalışmıyor öyleyse. Çok iyi seçimler yapıyorsun ama son Çark'la ilgili bir eleştirim olacak. Çark videonunla alakalı. Hangisi? Çark'ta kötü dizilim yaptın. Biraz daha kötü oyuncu oynatıp iyi dizilim yapsan kazanırdın gibi. Peki, ben Ahmet'e bir soru soracağım. Hangi çark? Ahmet'e bir soru soracağım. Onda bence oyuncu seçimi de kötüydü. Ahmet'e bir soru soracağım. Çark'tan geldi zaten. Bir soru soracağım. Ha, onu bir soru soracağım. Ahmet'e onu da kazandın mı? Ahmet'im. Nereden kazandın? Ahmet'im. Çark'ta sen mi kazandın lan? Bir soru. Bir soru. Peki evet, ben üçlü defans yaptıktan sonra, liderliği almamdan sonra yapılan üçlü yasaklarına ne diyorsun? Abi o bir tık seni baltaladı doğru. Aynen. Herkes yapabilirdi sonuçta aslına bakarsan. Aynen. Ama bilmiyorum şimdi herkes... Onlar da yapsaydı abi. Aynen öyle. Sıkıştı şimdi bak. Aynen öyle. Popülizm yapma burada. Gerçek fikrini söyle. Ben gerçek fikrini anladım. Gerçek fikrim bu. Gerçek fikrim gerçekten üçlü güçlü gibiydi gerçekten. Üçlü olsun güçlü olsun dedikleri bu olsa gerek sanırım. Gerçekleri konuşuyor. Delikanlı çocuk. Gerçekten güçlüydü ama şimdi Onur abi kazandı. Sonuçta sizde tutan bir şey yoktu. Ya. Fazla bak abi çünkü başka bir şey oynayamaz hale gelecek. Ama ne diyor bak siz de üçlü yapın diyor. Tamam da başka bir şey hiç herkes aynı şeyi oynayacaktı bu sonra. Abi zaten herkes dörtte oynamıyor muydu ondan önce de? Bir şey gelmişti valla. Ben oynamıyordum. Ama şey şimdi beşli falan da deniyorum. Ben de yeni denemelere girdim. Yeni video yakında gelecek arkadaşlar. Ahmetciğim sana bir sürprizim var demiştim. Ütopya'ya getirdim. Önce bir gezelim.
Ne haber abi? Özleşmedik ben. Aynen. Abi hoş geldin, ne haber? Hoş bulduk. Ali bize burada hep yardımcı oluyor. Bilmediğimiz şeyleri anlatıyor. Benim bildiğim şeyler çünkü da 2000'lerin ortası, 2010'larda kaldığı için. Oralarda başlangıçlar. Güncel bilgiler Ali'de. Sen böyle biraz daha eski topraksın bu konularda. Abi tekrar... Bana kulaklık önemli, çok beğendim kulaklığı. Aynen. Çok sevindim, çok sevindim. Ben de çok beğendim. Ben de. Kulaklıklar çok güzelmiş, ben de çok beğendim. Neyi beğendin? Nerede kullandın? Herhangi bir kulaklığı beğendim. Senin evinde kulaklığı biz kullandık ya. Size yok oğlum, burada Ahmet için geldik. Siz burada size hediye yok. Ama bugün yıldız sensin abi herhalde. Bugün yıldız Ahmet. Ama siz daha Uğur'u tanımamışsınız. Her an diyebilir ki Arden'le onlara da sürprizim var diyebilir. Her an. Her an diyebilir. Onu bekliyorsun değil mi? Aynen. Kaçıyor, direkt kaçıyor. Abi buyurmaz mıydınız ya? Sen nereye geldin? Ben kaçtım. Gerçekten kaçtım. Abi sen böyle bir mağaza turunu tek başına yaptın zaten. Aynen, ben sıçabilirken arkanıza gelmişim. Burası bizim Ütopya Acıbadem şubesi. İlk şubemiz zaten. Ayrıca şu an yanında bulunduğumuz standta, benim en sevdiğim standlardan bir tanesi, Avrupa standındayız. Böyle hem mağazayı görürseydim, hem selam verelim dedik. Hem de madem sen böyle bir video yapıyorsun, böyle bir videoya da biz de kayıtsız kalmayalım istedik. O yüzden abi, çok teşekkür ederim. Şöyle minik... Yine ben değilim. Amatör oynadın sen, hani o da sayılır. Abi böyle bir... Hediyemiz var sana Ütopya olarak. Çok teşekkürler. Ütopya ve Gigabyte. Çok teşekkür ediyorum. Gigabyte'a çok teşekkür ediyorum. Ya inanın dün hani daha planlarken böyle tesadüfen Ahmet abi bir şey yazınca ben Ütopya'ya doğuracağım takipçilerine. İyi gel dedi. O sırada bunu da ayarlamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Benim yoktu. Ütopya'da ilk defa geldim bu arada. Gerçekten güzel. Ekrana da gerçekten benim yoktu bu arada. İhtiyacım var mı? Gerçekten ihtiyacım var. Çok iyi olmuş. Bir kişiden ben size okuyorum. İkinci bir ekran. Kod yazmak için falan. Gerçekten odama koyacağım. Müthiş bir hediye. Gerçekten çok teşekkür ederim abi. İnşallah işine yarıyorsun, en mutlu. Ütopya'ya ben çok teşekkür ederim abi. Her zaman kapınız açık. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. İlk gelişin ama son gelişin olmaz umarım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bundan sonra bir uyarı. Siz de uğrayabilirsiniz tabii ki. Ofisine mi biz? Aynen, biz direkt ofise geçelim abi isterseniz. Arkadaşlar Ütopya'ya geldik ama tek sürprizim tabii ki Ahmet'e bu değildi. Serhat Akın'la getirdik, Serhat abi. Sen de bunu çok uzun süredir planlıyorduk. Ahmet'e ne yapalım, ne edelim. Efsane futbolcu. Ben de çok şaşkınım. Şaka bir yana Serhat abi zaten... Ben Galatasaraylıyım bu arada. Ben bu arada Süper Kupayı aldığı gün doğdum Galatasaray'ın. 25 Ağustos. Peki şey hatırlar mısın? Sağdan bir orta geldi. Serhat abi böyle uçan ayaklı bir tane atmışlar. İzledim abi gibi. Aynen. Serhat abi de burada bilgisayarını topluyor, şey yapıyor. Ben de burada yapıyorum ama Serhat abi eski Twitch'i. Twitch'e mi dönüyorsun? Yine bir açacağız herhalde ya. Çok özlemişler. Çok çok iyi yayınlarım var. Twitch'te ilk tutturan futbolcu sensin. Nasıl bir ekol doldu orada. Senin sonra işte Agüero, Neymar falan onlar benden mi? Ayıp söylemesi onlar girdi. Şey, işte Fener de iyi gitmiyor. Dedik hani FMM biraz antrenörlük kursları verelim. O güzel. Biraz öğrensinler bir şey. Fenerbahçe kariyeri mi yapacaksın? Yapacağız bir şeyler ya. O çok iyi, çok iyi. Başarılı iyi gidiyor, takip ediyoruz. Gayet iyi gidiyor abi. Ütopya sağ olsun ya. Bizle ilgileniyorlar. Aynen vallahi. Ali sağ olsun. Teşekkür ederiz. Bizim için bir şeref. Eyvallah, bizim için de. Eyvallah, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Eyvallah. Evet, Ütopya'da hizmetlerde sınır yok. Bize eski Atelisan'ın durumundan andıran oldu. Neydi bu? Kaptan Amerika, Kaptan Komando. Kaptan Komando, Kaptan Komando. Arkadan saplıyor bana. Ne? Şimdi bu işin uzmanı olduğum için şimdi birazdan yardım isteyecekler ve onlar için geçeceğim. Oo, hepsini attım, gördün mü? Ben seni alırım bu oyunda bu arada. Kapışıyor musun? Kapışmıyor yani. Oğlum, aynı tabii. İkisi yan yana çok iyi. Birbirine vuruyor. Aynı takımdasın. Aslında bu 4-3'te oluyor. Niye kapışıyoruz? Oyun öyle, ben kapışsak. Oyunu ben mi yaptım? Şu robot sayı bayağı şey, sıkıntılı. Kapışmamız lazım, kapışmamız. Canlandı mesela. Oğlum Morat, ne yapıyorsun? Senin canın daha düşük. Bir tık yiyorum çünkü. Yok, benim daha düşük. Arkadaşlar geçiyorsunuz, geçeyim. Benim? Hallettik. Eski Atelisoğlu'ndan da arkadaşlar böyle vardı. Mesela parası yok, oynamak istiyor. Hemen böyle gelirdi, geçeyim falan vardı. Ben yapayım böyle. Sen geçtin kaptan ama ben giyim duyuyorum. Ben de hocam galiba işte. Dayak yiyoruz sanki. Yavaş şey geldi. Uğur işimi sinirlendiriyor. Ryan on diyor ha.
Buna kimsin? Binmemiz lazım. Uğur sen yapamıyorsun, çık. Uğur abi o şey değil ya. Oraya bulunca. Uğur çık, istiyorsan ben yapayım. Ya şunu nereden çıktın o? Uğur çıksana ben yapayım. Aa, sen mi bindin? Uğur ben yapayım mı? Hayır, hayır. Uğur. Uğur versene. Bir tur bineceğim. Biz de oynayalım ya. Uğur abi oynayalım. Bir tur sen oynayacaksın. Ben hangisiyim? Hadi hadi geçeceğim ya. Yok sen oyna. Bak şimdi bak izle. O duket. Uğur abi o kadar seri basmayı nereden öğrendin? Ben çok hiç seri basarım. Benim aa, adım... Allah'ıymış. Bak şu. Bak şunu yerden alacaksın bak bu bomba atıyor bak. Bak aduket. Aduket. Ya bunu nereden ezbere biliyorsun Allah'ın... Oğlum hep şu 50'deki oyunu ya. 30 önceki oyunu bak, şöyle yapacaksın diyor. Evet. Bak, şu hasta oğlum bana. Bomba atıyor diyor bilmem ne oradan alardı da yapıyor falan. Aa harbiden atıyor lan. Evet. Çok ilginç ya. Ben şaşırıyorum. Tamam ben çocukla oynarım hayır mısın? Tamam da 30 yıl önce oynadığın oyunu nasıl hatırlıyorsun? Oğlum niye hatırlayayım mı? Biz geçen PES 6 oynadık yapamadık. Bunu nasıl hatırlıyorsun? Hayır abi. Şu elektrik bak şu. PES 13 oynamayı unutmuş. Onu hatırlıyor. Herif bunu hatırlıyor. Çok enteresan. İkisini aynı anda bastığın anda onun süperi var. Süperi bak bak. Şu. Aha. Şu süper. Ben de şeymiş tekniği. Aduket. Gel buraya gel. Bak. İnanılmaz bir şey ya. Kanka arkamdaki adam beni beceriyor. Tamam arkam bende abi arkanı. Uğur geç. Arkanı ben halledeceğim. Arkanı ben halledeceğim mi? Videoda şok söylesen, arkanı ben halledeceğim. Üstüne bir tajonlu sökmüş. Bir şey söyleyeyim mi? Yani takipçi dedik, bağrımıza bastık, arkanı ben halledeceğim. Arkanı halledeceğim falan. Yani tam seksi olduğunu... Bitirdim, bak bitiremedi, geldim hemen bitirdim. Sen Umur abi, aşka. Videoda Nüksanlar. Arden'i getirin bana, Arden'i de arkadaşına. Nüksan'dan geldin, sen oyna. Abi ben öpmeye çalışıyorum. Öptüm. Sen oyna. Yalnız ben var ya, öyle bir oynarım ki. Onlar nasıl oynuyor? Buraya gel. Oğlum, ne olur buraya gel. Bu yumruk, bu zırhama. Yumruk arkanda oğlum arkanda görüyor musun? Lan vursana sen busun. Ben abi düştüm. Ben şimdi ne yapacağım? Lan yumruk atsana lan bana. Abi bunlar ateş edin. Aynı anda hem yumruk hem şey bas elektrik yapıyor. İkisine birden başka bir daha çalışmıyor. Bir mi iki lan? Ha elektrik. Oha elektrik çarptı bak. Elektrik de becer. Gidiyoruz. Arkadaşlar, sizi güzel bir yere getirdik ama bu ısının hikayesi benim videomun konusu değil. O Arden'in kanalında yayınlanacak. Ahmet'e çok teşekkür ediyoruz. Ahmet bize eşlik ettiğin için. Ümit ediyorum keyif almışsındır. Çok keyifli bir gündü, çok güzel bir gündü. Ben teşekkür ediyorum Uğur abiye bu güzel gün için. Ayrıca Onur ve Arden de bize eşlik etti. Beraber Onur gerçekten mu? Çok eğlendik. Onur abi. Oğlum adam, 40 yaşında adam. Adam senden iyi anons yapıyor lan. Ama 40 yaşında senden adam. Senden iyi kapanış anonsu yapıyor. 40 yaşında adam ama. Estağfurullah evet. Ahmet'im. Onur, ne haber ya? Ahmet'im seni özleyeceğim, Almanya'dan sana öpücük göndereceğim. Kokulu mu? Aynen. Kokulu. Aynen. Öpsene mi Ahmet'im? Bir öpsene, yanağından bir öp. Korkuyorum. Yanağından öp, bir şey olmaz ya. Oh. Valla, güzel. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Sıra Arden'in kanalında çok acayip bir video geliyor.